Bak beni konuşturmasın. Sonra bir daha çıkamaz sokağa. Haydi güle güle Acun Bey. Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi öncesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın hedefindeki bir numaralı isimse Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı. Karşı listeye baktığın zaman FETÖ'ye yakın insanlar var, Adnan Oktar'a yakın insanlar var. Hepsi o listenin içinde inceleyin diyen Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında ise FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. Ve fez lekeleri okudum, suçlananların %20'si bizi Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı diyor iddialarında bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir etkinlikte Acun Ilıcalı hakkında söylediği sözler. İstanbul'da bir basketçileri hepsini toparladık. Bir yerde eğleniyorlar, yemek yiyoruz. Eğlenmede yemek yiyoruz. Beni bir gün önce birileri geldi uyardı. Dedi ki, bu Acun Ilıcalı ile ilgili problem var. Sen bunu seviyorsun. Bunu uyar. Nedir dedi, konun ne? Dedi ki, bu Dominik'te iki Dominik varmış. Bir tanesinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, çıkarttırıyormuş, oturma izni yapıyormuş. Çağırdım kendisini, eşiyle beraber geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var, böyle söylüyorlar, böyle bir şey yapıyorsan yapma bak sonrası kötü olacak senin için dedim. Ya ben yapmıyorum etmiyorum dedi ama var bir şeyler. Var çünkü birilerine var, onu da öğrendim sonradan. Onun için fazla konuşmasın, Adnan Hoca konusuna da girersen çıkamaz öyle. Öyle ben bir sene gittim kaldım orada. Ya Adnan Hoca konusunda onun için oturdum. Polis fezlekesini okudum. Polis fezlekesi 3500 sayfa. Eskilerin hepsi yüzde toplamındaki oradaki suçlanan insanların %20'si diyor ki bizi Adnan Hoca ile şey tanıştırdı. Acun tanıştırdı. %20'si söylüyor. İddianameleri 4 yerde altı geçiyor. Ondan sonra diyor ben gittim Adnan Hoca'nın gençtim 18 yaşında bir sene kaldım. 9 sene kaldım ne anlatıyorsun ya. Hadi söylesinler cevap versinler. İstiyorlarsa onlara belgelerini koyayım önlerine. Başka konu da var. Bu uçaklar çok geliyor gidiyor. Bu uçaklar konuşmayayım. Bak beni konuşturmasın. Sonra bir daha çıkamaz sokağa. Haydi güle güle Acun Bey. Tamam mı?